15 Kasım 1937'de Dersim'de 7 seyidimiz idam edildi, katledildi. Bu seyitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onların isimlerini yeniden zikredeyim. Seyit Rıza, Resik Hüseyin, Hüseyin Seyidi, Fındık Ağa, Ali Mirzi Sili, Hasan-ı İbrahim'i, Hasan Ağa o dönemde idam edildiler. O dönemin mahkeme başkanı Hatemi Semih şunu söylemişti. Bu dava Tunceli'nin Dersim'e karşı yürüttüğü siyasi, tarihi bir davadır demişti. Gerçekten de öyle. Yani hukuki bir dava değildi. Siyasi bir davaydı. Sistem, devlet aklı Dersimlilerle, Kürtlerle bir hesaplaşmaya girmişti. Tabii ulus devletin yürüttüğü tenkil ve tenkit politikasının aslında bir parçasıydı. Mütemmim cüzüydü Dersim katliamı. Onu söyleyelim. Tek başına 20. yüzyıl Dersim katliamıyla sınırlı değil. İşte Koçgiri'de katliam yaşandı. Zilan'da 1930'da yaşandı. Akabinde Dersim ve sonra günümüze kadar aslında hep katliamlar devam etti. Bu açıdan Türk Ulus Devleti bir kıyma makinesi gibidir. Yani halkları, etnik kimlikleri, farklılıkları bu kıyma makinesinde öğütüyor. Kremasyon fırınında orada öğütüyor diyebiliriz. Amaç Kürt halkının varlığını tanımamak, Kürt kültürünü, dilini yok etmek. Bu katliamda böyle bir amaç güdülmüştür. Onu söyleyelim. 15 Kasım'da tabii her şey bitmedi. Devlet aklı o dönemde söylemişti ki Dersim müşkilesi hal olmuştur. Ama bitmedi. Ne oldu? 1938 yılında sistematik bir soykırım yaşandı. Kolektif bir şiddet vardı. Bu şiddetin faillerine biraz bakmak lazım. Kim imza attı? Birinci sorumlu Mustafa Kemal. Ondan sonra onun üvey evladı Sabiha Gökçen. Sonra kim var? İsmet İnönü, Celal Bayar, Fevzi Çakmak, Şükrü Kaya, Kazım Orbay, Abdullah Abdoğan gibi isimler. Bu isimlerin hepsinin yargılanması gerekiyordu. En azından sonraki süreçte adaletin yerini bulması gerekiyordu. Ama yapılmadı. Tam aksine bugün biz bakıyoruz. Mustafa Kemal bazı kitlelerin gözünde kutsalmıştır, heykelleri yapılmıştır. Bu tam bir yüz karasıdır. Bunu söylemek lazım. Bu faillerden Sabiha Gökçen 1956 yılında Milliyet Gazetesi'nde Halit Kıvanç'a bir röportaj veriyor. Bu röportajda diyor ki, bize diyor, bütün canlıları öldürün emri verildi diyor. Biz de diyor, tırnak içerisinde asilere ait keçileri dahi öldürdük diyor. Aynı sevgi Sabiha Gökçen, Ağustos 1937'de Tan Gazetesi'nden Ahmet Emin Yalman'la bir röportaj yapıyor. Bu röportajda diyor ki, muhasama meydanında, yani savaş meydanında bombayla canlı öldürmek bana diyor hiç acıma hissi vermiyor. Bu aslında ulus devletin nasıl vahşileştiğini bize ne yapıyor? Yansıtıyor. Bunun en iyi örneğidir, numunesidir. Bu faillerden bir diğeri de Kazım Orbay'dır. Kazım Orbay 1938 yılı yaz mevsiminde gerçekleşen o soykırımın aslında idare eden, soykırımı idare eden komutanlardan biriydi. Asıl faillerden biriydi. Birçok emri o vermişti. Zaten her gün telgraflarla dönemin başbakanı Celal Bayar'ı sık sık bilgilendiriyordu. Kazım Orbay'ın bu soykırımda zenginleştiği söyleniyor. Ve iki kız çocuğunu evine hizmetçi olarak götürmüş. Biri Besime, bir diğeri de Emine'dir. Ve bunlar evine gittiklerinde onun eşi tarafından sık sık dövülüyorlarmış. Sebebi ise Türkçe bilmiyorlar. Türkçe sorulara cevap veremiyorlar. Eşi Medya Hanım'dır Kazım Orbay ve Enver Paşa'nın da kız kardeşidir. Onun altını çizelim. Şimdi Kazım Orbay'ın bu uygulaması yani iki kız çocuğunu hizmetçi olarak götürmesi bize birçok şeyi hatırlatıyor. Onu söyleyelim. Neyi hatırlatıyor? Şimdi
Dersim katlanında gördüğümüz o uygulamaların hepsi, işte rejim var, tecavüz var, yakma var, köleleştirme var, kafa kesme var. Bütün bu uygulamaların hepsi aslında biz Türk İslam tarihinde birçok katliamda görüyoruz. Dersim katliamıyla 2014 yılında uygulanan IŞİD'in Şengal'e karşı yapmış olduğu soykırım birbirine çok benziyor. 2014 yılında 5000 kişi öldürüldü, 10.000 kadın ve çocuk götürüldü, köle pazarlarında satıldı. Şunu söyleyeyim, o dönemde 2014 yılında IŞİD'in başında Ebubekir el-Bağdadi vardı. 1937-38 yılında bütün o vahşete imza atan Gürür'ün başında da Mustafa Kemal vardı. Dolayısıyla bana göre Mustafa Kemal ve Ebubekir el-Bağdadi arasında bir iğne ucu kadar fark yok. Onun altını çizelim. Kazım Orbay'ın bu telgraflarında altını çizmek istediğim bir köy var. O köy Hozat'a bağlı Azünük köyü. Ben de o köyüm. O köyde de ciddi bir katliam yaşandı, soykırım yaşandı diyebiliriz. O köyle ilgili Kazım Orbay 18 Ağustos 1938'de Cevap Bayram'a telgraf çekiyor. Diyor ki 17 Ağustos'ta Azünük'te biz diyor katliam yaptık. Daha doğrusu katliam demiyor yani. Ne diyor? İşte asileri öldürdük, haydutları öldürdük diyor telgraf içerisinde. Azünük'teki katliamla ilgili en iyi verileri bize yine Azünük'te bir subay var. Onun telgrafından biz öğreniyoruz. Haydar Kank. Haydar Kank aynı zamanda benim akrabamdır. 1949 yılında Haydar Kank meclise bir telgraf çekiyor ve bu telgrafta diyor ki benim ailemden diyor 12 kişi katledildi. Ve köyde toplam 170 kişi katledilmiş. Bunun 60'ı çocuk, 70'i ise kadın. Neyi gösteriyor bu bize? Soykırım başlamıştır. Bu katliamda bizzat benim annemin ailesi de etkilenmiştir. Annemin nenesi yani babasının annesi Gare köyde katledildi. Gare'nin şöyle bir özelliği vardı. Gare'ye söylemişler hani gel ormana kaçalım demişler. Gare git demiş. Demiş ki o kadar da değil. Yani demiş kadınlara karışmazlar. Yani hala düşmanda bir ahlak, etik olabileceğini düşünmüş. O yüzden köyde kalmış ve katledilmiş. Ama garip bilmiyordu ki karşısında tamamen bütün değerlerini yitirmiş, vahşileşmiş bir Moğol ordusu var. Ve o katliamda bir de annemin halası Gülüzar Segelik köyünde çocuklarla birlikte katlediliyor. Benim annemin adı Gülüzar'dır, ismini de halasından alıyor onu söyleyelim. Bu tabi vahşet birçok yerde yaşandı, birçok köyde yaşandı. Bütün bu panoramaya biz baktığımızda şu sonucu çıkarabiliriz. Türk Devleti'nin tarihi katliamlar tarihidir. Ve Türk Ulus Devleti Cengiz Aytmatov'un deyimiyle bir sobadır. Bu sobanın yakıtı hep Kürtler olmuştur 20. yüzyılda. Ondan önceki tabii ki dönemde Ermeniler olmuştur. Ama 20. yüzyılda böyleydi. 21. yüzyılda da yine Tayyip Erdoğan tarafından bu politika devam ediyor. O dönemin mirasçısıdır diyebiliriz.